Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf derslerimizden olan giyimde süsleme modülüne hoş geldiniz. İlk önce çıma ve gaza çalışmamızla başlayacağız. Ev tipi makinaları bilmeyen arkadaşlarımız 9 ve 10. sınıflar için çektiğimiz ev tipi makinaları kullanma videosuna ulaşarak oradan bakabilirler. Şimdi arkadaşlar 1 santimden kenar birleştirme dikişimi yapıyorum. Evet, 1 santimden birleştirme dikişimi yaptım arkadaşlar. Payımı tek tarafa yatırarak üzerinde çıma ve gaza çalışmasını göstereceğim. Ütüde payımı hemen ütülüyorum. Payımı kalın olan kumaşa doğru yatırıyorum. Boşluk kalmayacak şekilde alttan ve üstten güzelce ütülüyorum. Evet arkadaşlar, çıma dikişimiz 1 milimden yaptığımız dikiş, süs dikişidir bunlar. Gaze dikişimiz ise 4, 5, 6 milime kadar, hatta 7 milime kadar değişebilir. Önce çıma dikişimi yapıyorum. İğnem kalın kumaşımın üzerinde. Bu dikişler arkadaşlar spor dikişler olarak geçiyor. Etekte, pantolonda, montlarda bir sürü yerde görebilirsiniz. Evet, sağlamlaştırmayla bitiriyorum. Şimdi bir ayaktan, yani yaklaşık yarım santimden gaze dikişimi yapıyorum. Ayağımı ek yerine denk getiriyorum. Evet arkadaşlar, çıma ve gazemizi yaptık. Bu spor dikişlerimizde dikiş adımlarımızı 2,5 değil de 3 ve 4 dikiş adı aralığında yapabiliriz. Daha görünmesini istiyoruz çünkü dikiş adımlarının. Şimdi bir başka tekniğimiz olan nervüre geçeceğiz. Nervür yapmadan önce belirli santim aralıklarda kumaşımı çiziyorum. Ben burada 2 santim aralıklarla çizebilirim. Ama şurada size yapılmış bir örnek göstermek istiyorum. Kullanılacağı yere göre burada göründüğü gibi yarım santim olabilir, bir santim olabilir. Siz nerede kullanacaksanız ona göre çizerek nervür dikişimizi yapabilirsiniz. Ben sizin daha net görebilmeniz adına 2 santimlik aralıklarla çiziyorum. Zorlanan arkadaşlarımız ütülediğimiz yerlerden, pardon çizdiğimiz yerlerden ütü yapabilirler. İnce bir kumaş olduğu için şimdi ben ütülemeden makineye alacağım. Evet arkadaşlar, pembe kumaş üzerinde nervürlerimi hazırlıyorum. Çizdiğim nokta üzerinde ikiye katladım. Çıma da yaptığımız gibi 1 milimlik dikişle dikiyorum. Evet, ilk sıra nervürümü yaptım. Şimdi diğer sırama geçiyorum. Söylediğim gibi zorlanan arkadaşlar ütüleyebilirler ütüde. Ama yumuşak kumaşlarda tırnak ütüsü yapsanız dahi yeterli olur. Sağlamlaştırmayla başlamayı unutmuyorum. Nervürümüz sökülmesin. İpiniz kaçarsa şuradan birazcık tutabilirsiniz. Başlangıçlarda. Gergin bir şekilde arkasından ütüleyeceğim şimdi. Dik durmasını istiyorum. Nervürlerin yatmasını istemiyorum. Biraz gerdiriyorum. Evet arkadaşlar, iki sıra nervürümüzü bitirdik. Şimdi başka bir teknik olan pili çalışmalarımıza geçiyoruz. Başka bir
kumaş alıyorum. Modülümüzde pili ve pili kaşe katlamalar var. Oradan bakarak örnek bez hazırlayabilirsiniz. Ben sizin için daha öncesinde hazırladım. Pili üst genişliği, pili derinliği, pili sayısı gibi kavramları 10. sınıfta öğrenmiştik. Unutan arkadaşlarımız tekrarlasınlar lütfen. Hazırladığım parçayı alıyorum. Burada birkaç teknik var. İstersem içten dikişlerini yapabilirim, istersem üstten yapabilirim. Ben sizin için önce içten dikişlerini yapacağım. 3 adet pili hazırladım. 3'ünün de içten dikişini yapacağım. Kat yerlerine geliyorum. Evet, ilk pilimi diktim. Şimdi ikinci pilimi dikeceğim. Kaldırıyorum yine alttan. Kat yerlerinden dikiyorum. Üçüncü pilimi de dikiyorum. Evet, alt dikişlerini yaptım. Üste çeviriyorum. Bakın arkadaşlar, pili görünümü bu şekilde. Ön görünümleri, alt görünümleri. Bu size belki lise eteklerinizi hatırlatabilir. Özellikle bundan bir 10 yıl önce hep lise etekleri bu şekilde pililerden oluşmaktaydı. Şimdi pililerimi yine net bir şekilde ütülüyorum. İstersen üzerinden spor dikiş geçebilirim. Dikiş kısımlarını net olması için biraz gerdiriyorum. Evet, üstten spor dikişlerini de yapacağım. Evet arkadaşlar, üstten spor dikişlerimi yaptım. İç dikişlerimiz, üst dikişlerimiz hepsi hazır. Şimdi bir diğer çalışma olan pili kaşeye geçiyoruz. Pili kaşe çalışmamızı da ben sizler için daha öncesinde hazırladım. Dileyen arkadaşlar modülümüzün çalışma sayfalarından örneklere bakarak hazırlayabilirler. Şimdi pilede yaptığımız gibi yine kat yerinden pili kaşemizi içten dikeceğiz, sonra üstten spor dikişimizi yapacağız. Şimdi üstten bu sefer gaze dikişiyle süs dikişimi yapacağım, spor dikişimi. Şu şekilde göstereyim, 5 cm kadar diktim. Tam dikişimin bittiği yerde duruyorum. Köşe yapıyorum oraya. Elimle müdahale edebilirim, kaçırmamak adına. Evet arkadaşlar, üstten spor dikişimi de yaptım. Evet arkadaşlar, bitmiş ürün üzerinde, bir etek üzerinde farklı çalışmalarımız var. Bakın burada A pili çalışması yapılmış. Korsajdan başlamış A pilimiz. Eğer A pilimiz belden başlamış olsaydı burada süs dikişe ihtiyacımız olabilirdi. Bel kısmında açılmaması için. Ama korsajda başladığı için üzerinden süs dikişi yapılmamış. Sadece bakın şurada yarım santim kadar iç dikiş yapılmış. Evet, burada bir de pilimiz var. Üzerine cep kapağı eklenmiş.
Evet, yaptığımız çalışmaların örneklerini burada görmekteyiz. Bakın yine çıma ve gaza çalışmalarımız, spor dikişlerimiz yapılmış. Bu şekilde bitmiş ürünler üzerinden takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdiki tekniğimizin ismi kapitone. Burada yapılmış kapitone örneklerimiz var. Bakın bu mutfak tutağı olarak yapılmış kapitone çalışmasını görüyoruz. Kapitone çalışmasında arasına vatkı koymamız gerekiyor. Ben sizler için A4 sayfa büyüklüğünde 2 tane patiska, 1 tane de vatkı hazırladım. Sizler de lütfen bunları hazırlayın. Nasıl yapıyoruz? Alt tabanını yerleştiriyorum. Üst tabanını ise çiziyorum. Tam verevinden başlıyorum. Evet, bu şekilde bir tarafını çizdim. Şimdi diğer tarafından birbirine kesecek şekilde çiziyorum. Yine 3 santim aralıklarla. Evet arkadaşlar, bu şekilde kapitonemi hazırladım. Şimdi üst üste koyarak dikme işlemine başlayacağım. 2,5 adımda yapabilirsiniz ama daha spor bir ürün hazırlıyorsanız 3 ya da 3,5 olabilir. Ben şu an 2,5 ile yapıyorum. Evet, ilk köşemi diktim arkadaşlar. Şimdi diğer köşemi dikeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi devam edeceğim. Bir sağ taraftan bir sol taraftan dikerek burulmadan bitirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, kapitonemizi yaptık, bitirdik. Başta da söylediğim gibi kapitone parçalarını biraz daha büyük hazırlamamız gerekiyor. Şuralardan, kenarlardan çekiyor çünkü. Burada bitmiş ürün olarak göstermek istediğim bir ürün var size. El tutacı, bakın burada daha ince bir vatkayla hazırlanmış. Bir ile temizlenmiş. Altında ve üstünde, şöyle göstereyim, kapitone mevcut. Bunun gibi çalışmalarda kapitone tekniğimizi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi büzgü ve volan yapacağız. Büzgü parçalarımızı nasıl hazırlıyorduk? Büzgü parçamız yaklaşık ana parçamızdan 2 kat daha geniş, uzun olacak. Ben sizin için hazırladım. Siz de modülden bakarak hazırlığınızı yapabilirsiniz. Önce büzgü parçama 5. ayarda bol bir dikiş gideceğim. Yarım ayaktan dikişimi gidiyorum son ayarda. Çünkü neden son ayarda gidiyorum? Çünkü büzeceğim. Biraz uzun bırakıyorum iplerimi. Bir sıra dikiş daha giderseniz daha kolay bir büzgü yaparız. Hemen yanına 3 milim kadar yanına bir dikiş daha gidiyorum. Yine uzun bırakıyorum. Evet, dengeli yerleştirmek için arkadaşlar işaretleme yapabiliriz. Büzgü parçamı ortadan ikiye katladım. Diğer parçamı da ortadan ikiye katlıyorum. Buraya bir tane iğne takıyorum ki orta noktaları birbirine denk gelsin, kaçırmayayım. Daha düzgün bir büzgü dağılımı olsun. Daha büyük parçalarda 4 eşit parçaya da bölebilirsiniz her iki parçayı. Daha kolay olacaktır. Evet, alt ya da üst ipliklerden tutarak parçamı büzüyorum. Elinizde orta noktasında düzeltin. Evet, iğneledikten sonra alt dikişimin üzerinden dikeceğim. Bakın bu şekilde büzgüyü yerleştirdim.
Sanayi tipi makinalarda sorun olmaz ama ev tipi makinalarda toplu iğnenizi çıkarın, iğnenin altına kırılabilir. Evet arkadaşlar, büzgü parçamızı ana parçamıza taktık. Şimdi ütülüyorum. Büzgümü hazırladım. Ütülüyorum. Büzgü kısmına sürmüyorum ezilmesin diye. Sadece ek yerine sürüyorum. Üstten spor dikiş yapacağım. Spor dikiş yapacağım kısma sürüyorum. Spor dikiş olduğu için ayarımı 3'e getiriyorum. Payımı yatırdığım taraftan yine 1 milimden spor dikiş çekiyorum. Evet arkadaşlar, üstten spor dikişimi de yaptım. Eğer burada büzgü dikişlerimiz görünürse onları çıkartabilirsiniz. Benim bir tane görünmüş orada. Onların görünmesini istemiyoruz. Zaten büzgü dikişi olduğu için, dikişi de tutturduğumuz için sökebiliriz onu. Şöyle sıktırdım ve çektim. Evet arkadaşlar, bu şekilde büzgü çalışmamızı da bitirdik. Şimdi volan çalışmasına geçiyoruz. Ben sizin için küçük bir volan hazırladım. Siz de modüldeki çalışmalara göre hazırlığınızı yapabilirsiniz. Volan nerelerde kullanılıyor? Özellikle eteklerde, bazen biz pantolon paçalarında da görüyoruz. Bluzlarda sıkça kullanılan bir teknik. Volan kalıbını hazırlamayı da zaten kalıp derslerimizde görüyoruz. Evet, volan parçasını aldım. Kol ucu olarak düşündüğüm parçaya eşitliyorum. Eğer eşitleyemezseniz öncesinde iğneli edebilirsiniz. İki kumaş ucunu uç uca getirerek iğneliyorum. Bir santimden birleştirme dikişi olarak dikiyorum. Birleştirme dikişlerini 2,5'da bildiğiniz gibi süs dikişlerinde 3 ve üstü dikiş adımlarında yapabiliyoruz. Evet, çevirerek diktim. Çevirerek dikemeyenler iğneleyerek de dikebilirler. Evet, bu şekilde volan parçamı eklemesini yaptım. Şimdi üzerine süs dikişi yapmak istiyorsam ütülüyorum. Payımı zemine yatırarak ütülüyorum. Volanı yine ezmiyorum. Büzgüdeki gibi dikkat ediyorum. Eğer sert kumaş kullanıyorsanız buralarını çıtlatabilirsiniz. Ama ben sert bir kumaş kullanmadığım için gördüğünüz gibi oturdu. Üstten spor dikişimi yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar, ütülememi yaptım. Şimdi ek yerine spor dikişime geçeceğim. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben bu çalışmalarda hızlı yapabilmek için overlock çekmiyorum. Siz tabii ki buralarına, ek yerlerini temizlemek için overlock çekmelisiniz. Yine çıma dikişimi yapıyorum üstten. Çıma dikişi hem spor bir görünüm sağlarken hem de alttaki payın sarkmamasını sağlayacak. Evet arkadaşlar, çımamı da yaptım. Evet bakın, aynı zamanda alttaki payımı da tutuyor ki kol ucunu düşündüğümüzde mesela pay aşağıya doğru sarkmıyor. Şeklini alıyor. Şimdi kol ucumu zikzak ayarında zikzakla temizleyeceğim ve kıvırmamı yapacağım. Zikzak ayarımı alıyorum. Bunu size daha önce göstermiştim. Kol ucuna zikzağımı yapıyorum. Evet, zikzak ayarımı yaptım. Zikzak dikişimi yaptım. Şimdi tekrar düz dikişi alıyorum.
şekline göre, volanın ucunun şekline göre çevireceğim ve kıvırma dikişini yapacağım. Zikzağın tam dibinden başlıyorum. Yine 1 milimden çıma dikişi yapar gibi dönerek volanı temizliyorum. Evet, sağlamlaştırmamı da yaptım. Evet arkadaşlar, kol ucu olarak düşündüğünüzde volanımız bu şekilde hazır. Söylediğim gibi eğer burada zikzak görünmesini istemiyorsanız iki seferde katlayıp temiz dikişte yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bir başka tekniğimiz olan enkütüreyi yapacağız. Ben enkütüre parçası olarak bunu hazırladım sizin için. Siz de modül yapraklarından enkütüre parçasını indirebilir, bu şekli hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz farklı çalışmalar da yapabilirsiniz tabii ki şekil olarak. Şimdi ben hazırlığımı yaptım. Enkütürede önemli olan paylarımıza dikkat etmek. Paylarımızı çizdim. Burada özellikle sizin rahat görebilmeniz için uçuran kalem kullandım. Şimdi bakın, enkütüre parçam arada kalacak şekilde şekline göre bunu iğneliyorum. Burada en önemli şey köşelerin güzel yerleşmesi. İsterseniz şöyle köşeleri tam çizgiler üst üste gelecek şekilde öncesinde iğneleyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar, ben buralara tam köşe noktalarına, dikiş paylarına kadar çıt attım. Buna da dikkat etmelisiniz. İç köşeleri hep çıtlattım. Sivri olan yerleri çıtlatmanıza gerek yok. Zaten dikerken döndüreceğiz. Şimdi diğer uç noktama geliyorum. Bakın, çıtlattığım noktayı sivri uçtaki noktayla denkliyorum. Çeviriyorum. Yine bakın, çıtlattığım nokta tam köşeye denk gelecek. Köşeler köşelere denk gelecek şekilde iğneliyorum. Şimdi dikiş adamım yarım santimdi. Yani bir ayak diyebiliriz makine ayağıyla. Bir ayaktan dikiyorum. Tam köşeye geldiğimde duracağım. İğnemi batıracağım, devam edeceğim. Köşe noktalarını iğnelemiştim zaten. Köşeye geldim. İğne aşağıda olacak. Kaldırıyorum. Şekline göre dikiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde enkürüstemi birbirine birleştirdim. Şimdi ütülüyorum. Evet, diğer enkürüstre parçamı da ekliyorum. Birbirine birleştirme dikişlerini yaptım. İpliklerimi temizliyorum. Evet arkadaşlar, paylarımı bu şekilde dışarıya doğru da açabilirim. Hangi şekilde durmasını istiyorsanız bu tarafa doğru da yatırabilirim.
Şimdi ütüleyelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar en küstre parçamı da tamamladım. Evet arkadaşlar, en küstre parçamızı tamamladık. Ben size dikişlerimi net göstermek için farklı renk kullanıyorum ama sizler tabii ki 11. sınıf öğrencilerimiz kumaşın içinde kaybolan renkte iplik kullanırsanız daha güzel net sonuçlar alırsınız. Ben özellikle dikişleri görebilirsiniz diye renkli ip kullanıyorum. Buradan size farklı en küstre çalışmaları göstermek istiyorum. Bakın bu yaka formunda yapılmış, patla birleştirilmiş bir en küstre çalışması. Şu şekilde göstereyim. Evet, bir başka köşe çalışmasıyla birlikte yine en küstre örneği. Astarlanmış bakın. Aradaki deri parçası en küstre yöntemiyle buraya geçirilmiş. Evet, bir başka çalışmada ise cep kapağı arkadaşlar. Kalın bir şerit en küstre yöntemiyle bakın temizlenmiş. Evet, bu şekilde farklı çeşitlerde, farklı şekillerde en küstre yapmamız mümkün. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.